Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kutu açılışıyla sizinleyim. Bugün Euro 2024 hologramlı, kartlı ve tasolu karma bir kutu açacağım arkadaşlar. Acayip bir kutu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kart hem taso var içerisinde. Ama öncesinde şu yaptığım figürü shorts'a videosuna koymuştum ama buradan da göstermek istiyorum. Arkadaşlar 3 boyutlu yazıcıdan efsane bir Ronaldo yaptığım hareketiyle birlikte şöyle kramponlarının çivilerine kadar her şeyiyle tam detaylı yaptım arkadaşlar. Boyaması falan her şeyi bana ait. Bunu isteyen arkadaşlar için satış linkini aşağıya koyacağım. Oradan satın alabilirler. Bir sürü yapabilirim. Hatta şu anda 4 tane falan yaptım. Boyuyorum. Yani bence efsane oldu. Almak isteyen arkadaşlar oradan alabilirler. Şunu şöyle kenara kaldıralım. Ve kartımızı açalım arkadaşlar. Euro 2024 hologramlı kartlar, tasolar, forma kazanma şansı diyor. Cartçurt hikaye onlar. Bize hiçbir zaman forma çıkmıyor. Hologramlı seri ve içerisinde taso varmış. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Hakikaten taso çıkacak mı içerisinden? Şöyle açalım arkadaşlar. Şu şekilde kutulu benim en sevdiğim şey. Şöyle Euro 2024 hem hologramlı hem taso diyor. İlk tasomuz çıktı. Hologramlı kartımız da çıktı. Tasomuza bakalım şöyle. Aa, çok enteresan taso yapmışlar arkadaşlar. Euro 2024 tasosu. Şöyle içerisine 3 adet taso koymuşlar. Şöyle arkadaşlar Cenk Tosun'un da tasosu çıktı buradan. Tasolar güzel gibi. Şöyle içerisinden 3 adet de hologramlı kart çıkıyor. Çok iyi. 3 taso, 3 hologramlı kart. Arkadaşlar şöyle Bellingham çıktı. Lewandowski çıktı arkadaşlar. Şöyle hologramlı. Kartlar Euro 2024 hologramlı aynen. Gnabry çıktı arkadaşlar. Vay be. Değişik bir şey yapmışlar. Yani hem taso hem kartı birleştirmişler. Hoş olmuş bence. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şöyle yani hologramlısı da bayağı canlı yani. Ha, şöyle göstereyim arkadaşlar. Alphonso Davies Arda Güler çıkardım arkadaşlar. Arda Güler'in hologramlısı. Arda Güler'in de arkadaşlar bu arada arıyorum bulamıyorum. Hani bir 3 boyutlu yazıcıdan Arda Güler'i de yapmayı düşünüyorum ama umarım yapabilirim. Messi falan yapacağım. Onu da merak etmeyin. Eren Elmalı tasoda Eren Elmalı çıkardık. Şöyle arkadaşlar. Tasoları da ben size göstereyim. Kartlar çok iyi. Kartlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Arkadaşlar söylediğim gibi bu kartları da çekilişte vereceğim. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar videoları da paylaşırsanız arkadaşlarınızla çok sevinirim. Mike Maignan çıktı. Bukayo Saka çıktı. Ve burada Fabiano çıktı. Arkadaşlar bu arada yarın Beşiktaş Galatasaray maçı derbi bir maç var. Kimler izleyecek? Ben çok heyecanla bekliyorum o maçı şahsen. İzleyeceğim. Rafinha ve Sadio Mane çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım başka kimleri göstereceğiz. Kimler çıkmış? Kimler var? Hemen bakalım arkadaşlar. Alphonso Davies var. Orkun Kökçü var. Şöyle hemen bakayım. Dusan Vlahović var. Şöyle bakayım burada kim var? Gnabry çıktı yine. Sterling çıktı ve Loris çıktı arkadaşlar. Hugo Loris çıktı. Euro 2024 hologramlı ve tasolu. Yani hologramlı kartlar ve tasolar var içerisinde. Bayağı iyi. Şöyle arkadaşlar bir tane Batshuayi çıktı. Şöyle Rıdvan Yılmaz çıkardım bir tane. Burada kim var? Sebastian Haller var. Şöyle Ruben Diaz çıkardık. Araf Hakimi çıktı bir tane. Şurada da Riyad Mahrez arkadaşlar hologramlı kartı çıktı. Yani kartın hologramlısı bilmem nesi boyutu her şeyi 10 numara. Taso koymaları da 10 numara. Kartın şu arka tasarımı çok böyle çok basit gibi geldi ama çok da sorun değil ya. Yani bence gayet güzel tasolar ve kartlar diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kartlar hakkında hadi yorumlarda yazın arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Diogo Jota çıktı arkadaşlar. Burada Torres çıkardım bir tane. Bir tane Ersin Destanoğlu. Yani böyle hepsi de farklı çıkıyor tasolarına. Araf Hakimi. Şöyle bakayım Ruben Diaz. Şöyle de Riyad Mahrez çıktı. Yani taso biliyorsunuz tasolarda çok hüsran yaşadım bugüne kadar. O yüzden çok taso açma taraftarı değildim ama
Arkadaşlar açtık artık. Yani şöyle hemen bakayım burada kim çıktı. Edin Dzeko çıktı. Burada arkadaşlar Fernandes çıktı. Serdar Aziz çıkardık bir tane. Burada Luka Modric çıktı arkadaşlar. Şurada yine bir tane Luka Modric çıktı. Ve Neymar. Arkadaşlar bu arada birisi de Neymar'ın 3 boyutlu yazıcıdan figürünü istemiş. Baktım Neymar'ı da buldum ama yani Neymar'ın surat ifadesini, dövmelerini falan, yani o detayları yapabilir miyim bilemiyorum. Hani bunu tamamen kendim boyadığım için. Ya bakarız. Belki yaparım arkadaşlar. Bu Ronaldo'dan sipariş gelirse Neymar'ı da yaparım yani. Batshuayi çıktı bir tane arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim ben size. Sancelo ve bir Arda Güler hologramlı kartını daha çıkardık. Hadi bakayım. Gençler videoya bir like atın. Buraya kadar izleyenler. Bir like atın göreyim. Hadi bakayım şu videoyu bir coşturalım. Bir like kralı yapalım. Şöyle İrfan Can Eğribayat çıkardım bir tane. Kim Min-jae çıktı. Şurada Phil Foden çıktı. Mbappe. Mbappe'yi bulduk arkadaşlar. Burada kim çıkıyor? Filip Benkoviç ve Hakim Ziyech çıktı. Hadi bakayım. Hadi bakayım başka kimleri çıkartacağız. Şöyle açmaya devam ediyoruz. Kartlar karışmış biraz. Hadi bakayım. Ronaldo'nun hatırına şöyle güzel bir, bence gayet güzel boyamış. Böyle şöyle logoyu var ya, efsane yapmışım ya. Yani ben yaptığım işi beğeniyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Sen bekle koçum, Ronaldo şurada. Şöyle Delali çıktı. Şöyle Kazımcan Karataş çıktı. Burada kim çıkıyor? Osterwolde çıktı bir tane arkadaşlar. Lewandowski çıktı. Burada Locatelli çıktı ve Julian Alvarez çıktı bir tane. Hemen şöyle kartları ve tasoları. Kartları ve tasoları diyoruz artık. Güzel olmuş ya. Kim düşünmüşse iyi düşünmüş. Bir taso eksik mi diyecektim. Araya kaynamış. Şöyle Koulibaly çıktı arkadaşlar. Bakayım burada kim çıkıyor? Tomori çıktı. Burada Muleka çıktı arkadaşlar. Bakalım buradan kim çıkıyor? Şöyle Nkunku çıktı ve Barella çıktı arkadaşlar. Euro 2024 hologram ve tasolar aynı yerde. Bakalım başka neler yakalayacağız, neleri bulacağız. Hemen şöyle bir tane de Luis Suarez. Bu nasıl bir fotoğraf lan? Luis Suarez, Oliveira arkadaşlar. Sergio Oliveira çıktı. Burada da Koulibaly çıktı. Tasoları da beğendim ya. Kimmich, Joshua Kimmich, Hernandez, Theo Hernandez ve Sadio Mane çıktı arkadaşlar. Burada da bakalım başka nerede, neler, kimler, nasıl, ne şekilde çıkacak. Şöyle Euro 2024 kartının arkası böyle. Barella çıktı. Şöyle aslında yani şöyle bir güzelliği var aslında arkadaşlar. Her kartta farklı bir futbolcuyu arkasına koymuşlar. O yüzden güzel bence. Sadio Mane, yani böyle standart arka bir tasarım da yapmamışlar. Yani çok da kötülemek istemiyorum. Van Dijk çıktı. Burada şöyle hemen Gabriel Barbarossa çıktı. Alexander Arnold çıktı. Abdülkerim Bardakçı çıktı arkadaşlar. Burada da şöyle kutuları hemen açmaya devam edelim. 3 kart, 3 taso çıkıyor her kutuda. Hoppa, düşürüyorduk az daha. Şöyle hemen Harry Kane çıktı arkadaşlar. Bir tane burada Van Dijk çıktı. Bakalım burada kim çıktı? Berkan Kutlu çıktı. Oğlum odaklasana. Heh. Berkan Kutlu çıktı. Burada Kimmich çıktı. Şöyle arkadaşlar kartları göstereyim. Messi, Lionel Messi, hologramlı Messi ve Muhammed Salah çıktı arkadaşlar. Euro 2024'lerin hologramlılarında. Kim birisi yazmıştı bu Euro 2024'ü. Tam o günün, onun yorum yazdığı gün bana bu kutu geldi zaten. Şöyle ben de bugüne sakladım. Sergio Busquets çıktı. Şurada bakayım kim çıkacak. Rafinha. Kylian Mbappe. Mbappe'yi de bulduk. Ve Livakovic çıktı burada arkadaşlar. Orkun Kökçü çıktı. Şöyle hemen arkadaşlar Filip Benkoviç'i de gösterelim size. Haydi bakayım. Haydi 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 haydi. Şöyle kutuları bu tarafa atalım. Kutu üstüme düşme lan.
Ronaldo, Cristiano Ronaldo arkadaşlar, bu yeni takımda tabii ki bu hareketi böyle Real Madrid'de ünlü olduğu için böyle Real Madrid formasıyla yaptık biz. Yeniden gösteriyorum ki çok sevdim çünkü ben o fikri. Şöyle Cristiano Ronaldo benzemiş lan. Vallahi bak şuna bak. Güzel yapmışım ha. Kaşlar maçlar falan böyle benzemiş yani. Yapıyoruz kardeşim bu sporu. O yüzden siz de bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kerim, Benzema, Pedri. Şöyle arkadaşlar Dejan Kulusevski çıktı. Şurada Keylor Navas çıktı arkadaşlar. Ve Havertz çıktı. Havertz ismini de söyleyemedik. Apache gibi herif ya. Hemen şöyle bakalım başka kimleri çıkartacağız. Gnabry çıktı. Jude Bellingham çıktı. Luis Diaz çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen Gabriel Jesus, Kerem Aktürkoğlu çıktı. Getson Fernandez çıktı arkadaşlar. Burada da şöyle hemen bakalım kimler çıkacak başka. Şu şekil ayarlıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Carlos Soler çıktı. Leonardo Bonucci çıktı. Gabriel Jesus çıktı. Burada Luka Modric. Kart biraz kaymış, sıkıntı değil. Nicolo Barella çıktı ve Fabinho çıktı. Bakalım burada kim çıkacak? Ya bu tarz kutulu kartları açmayı daha çok seviyorum arkadaşlar ya. Daha rahat oluyor. Şöyle Bruno Fernandes çıktı arkadaşlar. Dorukan Toköz çıktı. Arda Güler çıktı arkadaşlar. Tas olarak da Arda Güler'i de bulduk. Şöyle hemen Cortis, Rafael Leo ve Arnold çıktı. Burada da bakalım başka kimler çıkacak. Hadi bakayım. Şöyle Gnabry çıktı. Burada Madison çıktı. Buyako Saka, Griezmann ve Locatelli çıktı arkadaşlar. Şu son kutuları da açalım bakalım. Burada kimler çıkacak? Heyecan var mı gençler? Bakalım. Bir de bunları çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekilişleri toplu bir şekilde yapıyorum biliyorsunuz. O yüzden videoya like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle Toköz çıktı arkadaşlar. Dusan Tadic çıktı. Burada Paulo Dybala çıktı. Bakalım burada kim çıkıyor? Kraslas ismini okuyamadım ya. Davis çıktı. Şöyle David Alaba çıktı. Oğlum bazı ülkedeki insanların isimlerini okumak çok zor lan. Yani bizim dilimizde çok zor. Bendeki dil de bu kadar arkadaş. Yapacak bir şey yok. Şöyle artık materyaller çıkıyor. Sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim ben size hepsini. Bütün kutuyu tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Hiçbirini atlamadan. Şöyle Antonio Rudiger. Bakayım burada Kimmich ve Barella çıktı. Yani içerisinden tabii sizin aldığınız kutuda veya kutularda farklı şeyler çıkacaktır. Muhakkak çıkacaktır. Çünkü adamlar büyük ihtimalle bütün kutulara aynılarını koymuyorlar. Çünkü bunlardan bir sürü basıyorlar. O yüzden farklıları çıkabilir. Çıkma ihtimali çok yüksek yani. Bana çıkanların aynısı çıkmayacaktır büyük ihtimal. Size neler çıktı açanlar varsa hemen söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Son kutumuzu da açıyoruz. Şöyle bakalım son kutumuzu da açalım. Şu şekil. Lukaku çıktı arkadaşlar. Burada Uğurcan Çakır çıktı. Burada kim çıkıyor? Osay Samuel Fenerbahçe'den. Şöyle hemen bütün kartları göstereyim. Casemiro ve Hernandez çıktı arkadaşlar. Burası koptu. Euro 2024. Oh hepsi döküldü. Euro 2024 arkadaşlar. Kartlarını ve tasolarını açmış bulunuyoruz. Sizler de yorum yaparsanız çok sevinirim. Like atıp bildirimleri muhakkak açın arkadaşlar. Çekilişlerden en azından haberdar olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.